Abi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi, hukuk, demokraside yepyeni bir seferberliğe giriştik dedi. Allah hayırlı etsin. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir efendim? Daha önce akılları neredeymiş abi? Ekonomi ne zaman iyiydi biliyor musun? Ali Babacan hazinenin başındayken damadını getirdi. Zengini zengin yaptı, fakiri fakir yaptı. Ülkeyi 50 sene geriye götürdü. Damat. Tabii sırf damadı diye. Hiçbir birikimi yok. Berat Albayrak bu ülkeyi 50 yıl geriye götürdü abi. Onu mahalleye muhtar seçmezlerdi. Cumhurbaşkanının damadı diye bakan oldu. O bir muhtar olacak bir adam değildi. Abi ben 55 yaşındayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir tane yüzüğünü gösterdi. Bundan başka varlığım yok dedi. Şimdi dünyanın en zengin cumhurbaşkanı oldu. Ben bazen üzülüyorum Erdoğan'a. Çok haram yedi abi. Yazık günah. Bu kadar da yenmez yani. Bu kadar da yenmez. FETÖ'den herkes içeri alıyorlar. En büyük FETÖ'cü Erdoğan. Fethullah Gülen Hoca'nın dizinin dibine oturdu başbakan olmadan. Elini öptü. Başbakan oldu. En büyük FETÖ'cü kendisi. Abi niye korkayım abi? Ben özgür demokratik bir ülkede yaşıyorum. Son bir yılda 36 bin kişiye cumhurbaşkanlığı hakaretten daha açıldı. Ben hakaret etmiyorum ki. 36 bin kişi hakaret etmiş midir sizce? Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in, Büyük Atatürk'ün dünyanın önünde eğildiği dahinin koltuğunda oturuyor. Benim o makama saygım var. FETÖ'cü diyor. Abi şu an Türkiye'den büyük FETÖ'cü Erdoğan. Başbakan olmadan önce elini öptü Fethullah Gülen'den. Onun sayesinde başbakan oldu. Dershaneleri kapattı. FETÖ'yle kötü oldu. En büyük FETÖ'cü kendisi abi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir numaralı FETÖ. Bir numara, iki numara frak gibi yok. Ben Erdoğan'a üzülüyorum. Bu kadar hak yenmez. Dünyanın en zengin cumhurbaşkanı oldu. Rakibi yok. Bir numara. Ondan gurur duysun. Ya yüzüğü gösterdi seçimde. Benim bundan başka şeyim yok dedi. Şimdi bak dünyanın en zengin cumhurbaşkanı oldu. Bu kadar da yenmez abi. Bu kadar 83 milyona hakkını rızkını yenmez. Haram olsun abi. Beni dinliyorsa da haram, zıkkım, zehir olsun. İhtiyacın var. Dünya senin ya. Yayınla abi. Yayınla. Sıkıntı yok. Evin belli, yerin belli. Dünyanın en zengin cumhurbaşkanı. Bundan gurur duysun. O gurur ona yeter. Peki. Yazık günah abi, yazık günah. Bu kadar halkın parası çarçur edilmez. Ben ona tek nedenden saygı duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturduğu için. Bakayım ona layık mı? Allah bu Türkiye Cumhuriyeti'ni korusun abi. Çünkü çok asil bir milletiz.